Bu saldırı esnasında maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sabahki paylaşımda da belirttiğim gibi bu kilisemizde pazar ayini esnasında yapılan bu menfur saldırıyı lanetliyoruz, telin ediyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Olayın bir an önce açıklığa kavuşturulması, aydınlatılması için emniyetimiz çalışıyor. Bütün arkadaşlarımız gayret ediyor. İstanbul'umuzda pek çok ibadethane var. Her biri özgürce, her biri huzur ve güven ortamında ibadetlerini yerine getiriyor. Bütün din insanları ve bütün cemaat de bu huzur ve güven ortamından fevkalade memnun. Hiçbir kimse milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya kastedenler hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ve biz her zaman İstanbul'umuz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde huzur ve güven ortamında birbirimize güvenerek yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu saldırı kim yaptıysa, kimler yaptıysa bilin ki onları da en kısa zamanda tespit edip adalete teslim etmek bizim görevimiz ve bunu yapmakta da kararlıyız. Olayı ilk duyduğumuz, bu saldırıyı ilk duyduğumuz andan itibaren de valimiz, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, devletimizin bütün kademeleri birlik, beraberlik, uyum içerisinde canhıraş bir şekilde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Eskişehir'e giderken açıklamaları da yaptılar. İlk bu olayı duyar duymaz kendilerine bilgi arz ettik. Devamlı da arz etmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Gelişmelerden milletimize, sizlere en kısa zamanda bilgi vereceğiz. Ben şimdilik bu kadarla getirmek istiyorum. İlginize, alakanıza da teşekkür ediyorum. Tekrar ben Santa Maria Kilisesi'nin az önce pederlerine başsağlığını, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tekrar sizler aracılığıyla bu kilisenin kıymetli cemaat mensuplarının her birine de tekrar geçmiş olsun diyorum. Başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından her birimizi korusun diyorum. Teşekkür Sayın ediyorum. Bakan, saldırganla ilgili bir... Evet, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Kilisedeki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ve sorulara da cevap vermedi ama çalışmaların bu kapsamda devam ettiğini, bu saldırıyla ilgili tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu ve kaçan zanlılarında bulunacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buradaydı. Yaklaşık 20 dakika boyunca içeride hem incelemelerde bulundu hem de bilgi aldı soruşturma kapsamında. Saldırganların peşinde olduklarını ve bu aynı zamanda bu saldırıyı kınadı ve saldırganların da bulunacağı yönünde açıklamalarda bulundu Bakan Ali Yerlikaya. Efendim, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaları ekranlara getirdik. Arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Ümit Uzun ve kameraman arkadaşımız Emir Ünlü de o noktada olay yerinde saldırının gerçekleştiği olay yerindeki gelişmeleri bizlerle belirli aralıklarla paylaşıyorlar.